Eskiden ev sahipliği oranları daha fazlaydı. Bunun şu son dönemde, özellikle pandemi döneminde bunun da zannedersem işte yatırımcının vadede kullanmasına sebebiyetle evlerini satıp vadeye yöneldiğini fark ediyoruz ki çünkü ev sahipliği şu son dönemde oldukça aşağıya düşmüş durumda. Bunu nasıl yorumlarsınız? Şimdi daha önce yapılan tespitte ev sahipliği oranı %65'ti. Yani %65, evet. Ev sahipliği %35 gibi bir kiracı yüzdesi vardı. Şimdi son zamanda bence %50'ye kadar düştü. Yani evet, düştü. Birçok kişi evini sattı, faiz zor, faize yatırıyorlar. Bence bu çok sakıncalı bir şey. Yani kesinlikle bizim tasvip etmediğimiz bir olay. Yani ben faizden bahsetmiyorum. Yani faizin iyi yanı, kötü yanı falan diye kimse algılamasın. Dedim ben aynı zamanda bir ekonomistim. Bakın %60-70 açıklanan, enflasyon açıklanan bir ülkede %50 faizle siz paranızı verdiğiniz zaman hani zannediyorsun ki ben bundan kazandım, aylık şu kadar para geldi. Ama bir yıl sonra enflasyon karşısında alım gücün en az %30 düşüyor. Yani bunun hesabını da yapmak lazım. Sadece ben %50 faiz aldım, aydan aya işte 5 milyon koydum, şu kadar aylık aldım falan, ev olsa bu şu olacak, faiz olsa bu olacak gibi bir hesap çok doğru değil. Niye değil? Dediğim gibi %50 faiz alıyorsun ama yüzde açıklanan enflasyon %60-70 civarında. Açıklanan orada da bir erime söz konusu. En az %15-20 gibi alım gücünüz gelecek sene azalıyor. Yani bunun hesabını yapmak lazım ama emlak piyasası öyle değil. Gayrimenkul orta ve uzun vadede hiçbir zaman kaybetmez. Hiçbir zaman kaybetmez. Yani faize nispeten az da olsa yetirisi var. Hele son zamanda amortisman müddetleri şu 13 yıla düşen bölgeler var şu anda. Yani 13 yılda amortisman düşen. Yani 13 yılda kendini amorti ediyor. Ve bu geçen sene 20 yıldı. Daha önceki sene 22 yıldı. Hatta bazı bölgelerde 30 yıla kadar çıkmıştı. Ama şu anda ortalama 16, 15, 16, 17 yılda kendini amorti ediyor. 2 milyon aldığınız bir evi 12 binden kiraya veriyorsunuz. Kendisine 12,5'tan amorti ediyor. Yani şimdi hesap yaparken sadece ayda ben şu kadar faiz alacağım diye düşünmemek lazım. Bu gayrimenkulün hem getirisi olduğunu hem de fiyatını da yükselteceğini, önümüzdeki dönemlerde fiyatın yükseleceğini de hesaplamak lazım. Bu sebepten, ama vatandaşa bunu anlatamıyorsun. Doğru, adam evini satıyor, faize yatırıyor şu anda. Ama tabii ev sahiplik oranı da bu şekilde düşmüş oldu. Yani büyük bir ihtimalle yine ona bağlamak lazım.